Tabi burayı nasıl döneceksek artık, burayı büyük ihtimalle dönemeyeceğiz. Arka tarafı göremediğimiz için nasıl olacağı belirsiz. Şöyle ben sıfır döndüm. Birazcık kaptırayım. Artık arka taraf, evet gördüğünüz gibi. Gelecek de biraz bizi zorlayacak herhalde. Şöyle ben kaptırıyorum. Hadi abi be. Scania yaparsın. Vallahi bilerek seni aldım güçlüsün diye. Bak arka taraf daha gelemiyor bak. Hadi Scania'm, hadi Scania'm yaparsın aslan. Arkadaşlar arkayı görüyorsunuz. Arka geleyim mi gelmeyeyim mi diye ayrı bir çaba içerisinde. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de Kirkenes maden yoluna, gördüğünüz gibi arkası gözükmeyen Dorse ile inmeye çalışacağım. Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanamıyorum gözlerime. YouTube'da böyle bir arkadaş sürekli benim ana sayfamda çıkıyordu, öneriliyordu. En sonunda fırsat bulup sizler için denemeye başladım. Bugün bu videonun ilk başlangıcını yapıyorum. Bir sürü arkadaşın yapmış olduğu inanılmaz çılgınca modlar var. Devamını istiyorsak 1000 beğen istiyorum bu videoya. Çok değil, 1000 beğen istiyorum arkadaşlar. Arka tarafı gözükmüyor. Bakın şöyle göstereyim size. İnanılmaz. Ben ETS2 hayatında böyle uzun bir dorse görmedim. Bugün Kirkenes'teyiz. Şöyle göstereyim. Kirkenes maden yoluna girmeye çalışacağım Pro Mods'a. Tabii ki de single player'dayız. Arkadaşlar valla artık uzunluğunu siz hesaplayın. Ben hesaplayamıyorum. Scania'mızı aldık. Şöyle bir... Ben ilerleyeyim de. Biraz sesini açayım. Tabii her şeyi bastığımda oyun donuyor arkadaşlar. Mod o kadar zorluyor ki bilgisayarı. Her şeyi bastığımda oyun takılıyor. Evet birazcık sesi açtım sadece. Durum bu arkadaşlar. Lan böyle bir şey olabilir mi? Kafayı yiyeceğim. Lan böyle bir yük olabilir mi? Oğlum bunu nasıl döndüreceğim? Daha bu bir şey değil. Daha bir sürü neler var neler. Bak arkasına bak Allah aşkına. Kamerayı da çok güzel yapmış yemin ediyorum. Açıklama kısmını, indirme linkini bırakıyorum. Mutlaka deneyin ama şöyle bir sıkıntı var. Bilgisayarınız zayıfsa biraz uzun bekletebilir. Oyun çünkü sürekli bekletiyor sizi, bu dorsayı aldığınızda, bir şey yaptığınızda sürekli bekliyorsunuz. Kirkenes yoluna girmek için şu sağ tarafa dönmem lazım. Tır birazcık gitmiyor arkadaşlar. Nasıl döneceğim bilmiyorum. Şöyle açıktan. Vallahi bir yerlerde sıkışıp kalacağız büyük ihtimalle. Şöyle ben döndüm bakalım. Dorse'de takip edebilecek mi bizi? Belli bir yere kadar takip ediyor. Adam güzel yapmış. Ama belli bir yerden sonra iyice daralıyor yol. Sıkışıp kalabilir çünkü. Aa iyice daraldı. Arkadaşlar arka taraf birazcık dediğim gibi sıkıştı. Ha gayret, ha gayret, ha gayret abi. Oraya geçeceğiz de burada sıkışacağız şimdi bak. Lan oğlum arkası buraya takıldı. Lan böyle bir dorse olabilir mi? Kafayı yiyeceğim. Lan bu nasıl bir mod? Oğlum arka taraf gelmiyor. Arkadaşlar kaç tane almışız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tam 22 tane dorse taşıyorum. Arka arkaya sıkışıp kaldım tabii ki de, gidecek yer yok. Şimdi kendimi şuraya getirmek istiyorum. Umarım bu Kirkenes maden yolunda şöyle kalmam. Bastım F9'a bak. Bir şeyler olmaz inşallah. Oyun her defasında kasıyor kalıyor böyle. Sizde de olabilir, o yüzden merak etmeyin. Geliyor. Aha geldi. Allah. Aman. Aman abi. Aman abi. Aman 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 aman. Arkaya bak neler oldu. Aman. Aman. Arka taraf sığmadı çünkü. Şöyle bayağı bir uzunlukta olduğu için. Bakın göstereyim. Arka tarafı göremiyorsunuz zaten nasıl göstereceksem. Arkadaşlar arka tarafı görmeniz birazcık imkansız. Çalıştıralım. Gittiğimiz yere kadar deneyeceğiz abi. Kirkenes maden yoluna girme kararı aldım. Olmazsa dediğim gibi bu videoları başka yerlerde çekeceğim istiyorsanız. Güzel bir beğeni gelirse bu şekilde bir seri yapmayı düşünüyorum. Değişik modlardan single player oynayan arkadaşlarımız için. Eğlenceli, zorlu,
karma karışık, acayip, imkansız modları test edeceğim. Evet, şu anda o efsane gözüküyor. Tabii aracımızı stop ettirmesek iyi de. Arkadaşlar vallahi Allah bizim belamızı versin ya. Nereden aldıysam bunu. Arkadaşla da sohbet ettim bu arada, bu modu yapan arkadaşla konuştum. Gerçekten işi gücü olmayan deli bir arkadaş galiba, ruh hastası. Böyle değişik modlar yapıyor. Acayip, bir de her gün yapıyor. Her Allah'ın günü değişik bir şey yapıyor. Açıklama kısmına bırakıyorum ben. Tabi burayı nasıl döneceksek artık. Burayı büyük ihtimalle dönemeyeceğiz. Arka tarafı göremediğimiz için nasıl olacağı belirsiz. Şöyle ben sıfır döndüm. Birazcık kaptırayım. Artık arka taraf, evet gördüğünüz gibi. Gelecek de biraz bizi zorlayacak herhalde. Şöyle ben kaptırıyorum. Hadi abi be. Scania yaparsın. Vallahi bilerek seni aldım güçlüsün diye. Bak arka taraf daha gelemiyor. Bak. Hadi Scania'm. Hadi Scania'm, yaparsın aslan. Arkadaşlar arkayı görüyorsunuz. Arka geleyim mi gelmeyeyim mi diye ayrı bir çaba içerisinde. Oğlum bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Devam devam. Arka gelecek. Gelecek abi. İki yat. Beni en sonunda çıldırttınız. Oğlum delirttiniz lan beni. Ne güzel multiplayer'da tekli dorsa, ikili dorsa alıyordum en fazla. Takılıyorduk Kirkenes, Maden Yolu, Duisburg, Kalis. En sonunda değişik modlar gelsin. Değişik modlar gelsin. Single player gelsin. Sıfırdan başlama serisi gelsin. Al size acayip değişik bir şey. Buyurun efendim. Nasıl olacak bilmiyorum bu iş. Arkadaşlar burayı geçemeyeceğim büyük ihtimalle. Burada nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Burayı dönemeyeceğim. Oğlum tünelden geçemem ki. Suya gireyim. Allah'a, suya da giremem. Köprü var. Oğlum burayı nasıl döneceğim ben? Allah benim belamı verecek burada. Vallahi verecek. Ananı satayım. Lan önden kaydı. Hiç arkama bakmıyorum artık ha. Vallahi arkama bakmıyorum. Sıkışacağım. Bir yerde kilitlenecek. Geliyor ama. Aha dedim. Aha. Hadi oğlum Scania. Çıkart onu üste. Hadi oğlum Scania be. Aslanım Scania'm. Yüklen. Yüklen. Yırtıl. Yırtıl oğlum. Oğlum koçum. Çık oradan çık. Scania dostunum hadi. Aslanım benim, yaparsın bu işi. Oğlum seni aldık burada bak hadi. Hadi koçum. Yaparsın lan. Hadi oğlum Scania be. Şurayı kurtarsak arkası gelecek birazcık. Aha. Hadi oğlum. Yok burası da olmayacak. Sıkıştık. Burada da sıkıştık. Şöyle yapalım. Şurayı indirsem arka tarafı kurtarır mıyız? Şurayı indireyim. Tünelde sıkışacağız bu sefer ama yapacak bir şey yok. Şuraya indirelim. Bakalım yine kasıyor tabii. Her tarafta kasıyor. Öyle bir mod ki. Her tarafta kasıyor. Bu sefer bilgisayar gitti galiba. Arka taraf çünkü sığmayacak. Arka tarafı uçuracağız. Oyun kapanacak. Bilgisayar da kapanacak. Bir şeyler olacak. Bakalım burada patladık galiba. Burada öldük galiba arkadaşlar. Vallahi gitti burada. Allah'ına kavuştu bilgisayar. Ramazan ayında. Allah günahlarını affetsin. Mouse dönüyor ama. Şu an kamera inşallah. Aha amına satayım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Arkadaşlar arka taraf koptu. Arka taraf koptu koptu. Hemen çalıştır. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arka beni çekiyor. Arka. Gel lan. Hadi. Yırtıl. Ha gayret oğlum. Ha gayret oğlum. Ha gayret oğlum. Arka geldin geleceksin. Hadi artistik yapma geleceksin. Arka geleceksin. Ben biliyorum seni. Biliyorum geleceksin arka. Aha geliyor. Hadi koçum. Şuraya geçtik mi bak. Şuraya geçtik mi tamam bu iş. Nereye sıkıştı bu arka? Lanet olsun. Ne sıkıştı? Yerin altına giren bir şey var mı? Şurada taşlara mı sıkıştık acaba? Aha geliyor. Vallahi yırtıldı. Aha geliyor. Aha yırtıldı birazcık. Lan şu tünelden geçeyim bari hadi. Allah gram gram gidiyor. Neyse ben kendime yeni bir yer bakayım. Oğlum burayı zaten dönmez. Burayı bir geçelim arkadaşlar. Burayı dönmesi imkansız. Şurayı bir indirelim. Bak burası bayağı uzun bir yer. Burayı indir. Arka tarafını artık yani ne olacağız varsa olsun. İndirelim buraya. Benim tavsiyem sizlere bu modu oynamamanız. Çünkü gerçekten bilgisayarınızı patlatabilirsiniz. Ben ETS2 tarihinde böyle bir şey görmedim çünkü. Adam bildiğiniz sınırları zorlamak için çılgınca modlar yapıyor. Eline koluna sağlık. Biz de sizler için oynuyoruz. Siz sadece izleyin arkadaşlar. İzleyin. Sadece izleyin abi, denemeyin.
Sakın bunu denemeyin abi. Acayip kastırıyor, acayip. Dondu galiba. Aa geldi. Aa geldik. Of. Onun bu ne oğlum? Arkadaşlar arkaya bakar mısınız? Bak. Arka inanılmaz duruyor. Şöyle gösterelim hatta. Adam şeyi çok güzel yapmış. Kamera açısını çok güzel yapmış. Arkası ucu bucağı yok yani. Bu işin arkası böyle. Bak arka planı gösteriyorum size. Allah. Oha çok ağır lan. Bir daha. Hadi be oğlum. Ne olur çık burayı. Oğlum ileri basıyorum geri gidiyor bu. Aha 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 aha. Abo. Heh kaptırdık. Çek 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 bırakma. Bırakma sakın bırakma. Aslanım hadi bırakma sakın. Aa geliyor vallahi geliyor. Yavaş yavaş da olsa geliyor. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin be. Arkadaşlar düz bir yer bulsam yapacağım. Düz bir yer yok. Döndürebileceğim hiçbir yer yok abi şu aleti. Ben hala gaz veriyorum tabii o sırada belki kurtarırız diye. Şöyle yapalım. Tam tersini yapalım. Tam tersini yapalım. Kupayı buraya verelim. Tamam mı? Kupayı şuraya verelim. Şöyle. Bismillah. Bu sefer bir şeyler olacak. Uçacak galiba. Kapandı galiba. Bu sefer gitti oyun. Vallahi oyun gitti galiba. Bu sefer Allah'ına kavuştu bilgisayar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun durumu bu. Yaklaşık 5 dakikadır bekliyorum. Oyunun geleceği yok. Gelecek de büyük ihtimalle Dorse falan havaya uçacak. Bu sebepten dolayı da ayarlamalar, fizik hesaplamaları falan yaptığı için beni şu anda bekletiyor. Bu Dorse gerçekten çok fazla uzun oldu. En azından Kirkenes maden yolu için çok fazla uzun oldu. Ben daha olası yapılabilecek dorseleri alayım bence. Çünkü bunun biraz daha kısaları var. 18 tane var, 16 tane var, 14 tane var. Hani böyle azala azala gidiyor arkadaşlar. Biraz daha kısa bir dorse alayım. Öyle deneyeyim. Ama mutlaka sizlerden yorumlarda ne yapmamı istediğinizi mutlaka yazın bana. Mutlaka söyleyin. Nasıl şeyler yapayım, neler deneyeyim. Kirkenes maden yolunda mı deneyeyim? Promots'ta mı deneyeyim? Normal Duisburg Kalis yolunda mı deneyeyim? Nerede deneyeyim? Mutlaka yazın. Çok çılgın videolar gelecek arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Multiplayer'in yanına sizlere bonus gibi mükemmel videolar, ek videolar atacağım bu şekilde her gün. Neredeyse. Oğlum her gün nasıl atayım? Bir dakika ya. Kafam karıştı. Abi her gün nasıl atayım ya? Arkadaşlar sürekli multiplayer videosu olmaz. Hani arada sırada bu tarz videolar da gelecek. Bilginiz olsun. Videomuzu da burada noktalayalım. Çünkü bu oyunun geleceği yok. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan geldim. Oyunu kapatmak zorunda kaldım. Çünkü oyun bir türlü yüklenmedi. Büyük ihtimalle havaya mavaya uçtu dorseler. Tıkandı kaldı. Kirkenes maden yolundan çıkıp tekrardan şu ilk başladığım yere geldim. Şu düzlüğe geldim. Burada birazcık sürmek istiyorum. Çünkü toprak yolda gidemedim. Bir türlü hareket edemiyorum. Döneceğim dönemiyorum. Işınlanacağım. Ağaçlardan dolayı düz bir arazi bulamadığımız için ışınlanamıyoruz. E zaten dorsede çok abartı olduğu için, çok uzun olduğu için hiçbir şekilde bir yere indiremiyorum. Dediğim gibi çok daha biraz daha düzgün modlar var aslında. Bu şimdi 22 taneydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Oyunda bu seçeneğin daha azı var. 22 değil de 18, 16, 14, 10 veya değişik modlar var. Çok acayip modlar var. Dediğim gibi bu videoya bayağı bir ilgi gelecek büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Gelirse size efsane modlar atacağım. Çok güzel multiplayer'ın yanında ekstradan artık sadece multiplayer değil böyle çok değişik single player oynayan arkadaşlar için de veya multiplayer'dan sıkılan arkadaşlar için de böyle değişik ETS videoları gelecek. Yine ETS2 YouTube tarihine geçmeyi düşünüyorum abi eskisi gibi. ETS'yi tekrardan coşturmayı düşünüyorum. Zaten kanalımızı biliyorsunuz ETS'den de mi hemen kaçak TV diyor insanlar. Böyle canlandıracağım abi insanlara. Bak şu an gidiyoruz bir sıkıntı yok. Şu an gayet güzel arka taraf geliyor. Allah belanı vermesin. Vites. Lan vitese ne oldu? 100 ile gidiyorum şu an 100. Şöyle açıktan açıktan döneyim de. Ananı satayım öldük mü? Bir yerde sıkışacak arka ama ben basıyorum. Aa geliyor lan bir şey olmuyor. Tren yemin ederim tren ya. Vallahi bakar mısınız bak. Şuna bak. Aa sıkıştı orası biraz. Aman abi orası bir devriliyor bir hopladı bir zıpladı bak bir şey oldu oraya. Arkaya bir şey oldu. Ama çıkıyoruz şu an. 3'e düşürdüm. Çekişi kaybediyoruz. 2'ye düşürdüm. Yapma kalma bu yokuşta ne olur kalma üzülürüm. Ah 1 aldı süper. 1. vites aldı biraz. Lan böyle dorse mi olur? Alo biri dur desin bana.
Evet, kaptırdık abi. Çok şükür kaptırdık. Trafiği falan kapattım mecburen çünkü olacak gibi değil. Bakar mısınız? Bir şu tıra bakın, bir bana bakın. Ya gerçekte böyle bir şey yok zaten. Hani adam oyuna böyle bir şey yapmış çılgınca. Güzel de yapmış açıkçası. Bayağı bir emek vererek yapmış. Üçüncü vitesle çıkıyorum şu an. Tabii 12 vites yapsam daha çok rahat ederim ama oynamak istemiyorum. Evet, burada kalacağız büyük ihtimalle. O arka bir yere sürtüyorum. Bir şeyler oluyor arkaya. Arkaya ne olmasın ki? Uçak pistine bak. Uçak pistinden uzunum. Evet. Vallahi kaldık kalacağız. Şu an çok zorlanıyor. 3 kilometre hızla gidiyorum. Yani patinajın kralını çekiyor. Şu an diferansiyeli açtım. Belki işe yarar diye. Yolda kaldım. Zaten çıkmam imkansız. Dorset çok uzun ve çok ağır. Şöyle göstereyim size. Zaten ucu gözükmüyor. Adam acayip bir şekilde yapmış. Eline koluna sağlık, açıklama kısmına bırakıyorum. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Ama güzel bir beğeni istiyorum sizlerden. Lütfen bu videoya güzel bir beğeni atın. Kirkenes maden yolunda ayrıca çok mükemmel bir yük taşıyacağım. Hazır olun. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Woo! Efsane bir şeysin ya. Oğlum nasıl bir şeysin sen böyle? Abo! Nasıl yapacağız bunu şimdi buradan?